Herkese merhabalar. Bugün yeni Corolla'nın 1.5 Dynamic Force motoruyla birlikteyiz. Ve bu araç Dream pakete sahip. Anahtarı da şöyle göstereyim direkt. Dış tasarımından başlayalım. Evet, aracın dış tasarımına genel olarak baktığımız zaman ön tarafta halojen, Dream pakette halojen farlarımız mevcut. LED gündüz farlarımız ve halojen sinyallerimiz mevcut. Aşağıda da sis farlarımız mevcut. Herhangi bir park sensörü yok, ancak arkada da göstereceğim. Geri görüş kamerası mevcut. Ön tasarımı genel olarak güzel, değişen bir, zaten yolda çıkışa gördüğünüz bir tasarım. Yan tarafa geldiğimiz zaman bu araçta 16 inçlik Dream pakette 16, Vision pakette kapaklı ve Flame pakette 17 inçlik bir alüminyum alaşım jantlar mevcut. Aynamız sinyalde ve LED tercih edilmiş. Yan tasarımı gayet sade bir tasarıma sahip ama şık bir tasarım, güzel bir tasarım. Gayet hoş. Arkaya doğru geldiğimiz zaman arkada LED stoplarımız ve LED değil, halojen stoplarımız var. Burada sinyal, burada geri vites kamerası var. Arka tasarımı da gayet böyle şişman, tombul bir tasarımı var. Bagajını da şuradan açıyorsunuz. Ben bulamadım az önce. Geri görüş kameramız var burada. Bagajı da şöyle kendini bırakıyor zaten. Bagaja baktığımız zaman da genel anlamıyla, yani şurada herhangi bir kaplama yok. Ancak yerli üretim araçların hiçbirinde yok zaten bu. Bagaj gayet güzel. Litresi zaten ekranda yazıyor. Benim artık biliyorsunuz huyum budur. Teknik özellikleri ekrana yazmayı seviyorum. Bagajımız gayet geniş, güzel. Burada girintili biraz bagaj. Burada bir askımız mevcut. Herhangi bir aydınlatma, tepede bir aydınlatmamız mevcut. Burada bir tutma kolu yapılmış. Buralar hep kaplamalı. Bagaj yükleme işi de güzel. Sedan araçlarda bu da önemlidir. Burada bir bagajımızı koymuşlar. Alt tarafında da stepne yoktur muhtemelen. Bagajı kapatalım. Yavaştan iç mekana doğru geçelim. Arka taraftan başlıyorum ben, biliyorsunuz hep. Kapı üstlerinden başlayalım. Kapı üstleri sert plastik. Buralar kumaş kaplama tercih edilmiş. Elimizin attığımız yerler genel olarak zaten kalite hissini veren malzemeler ve biliyorsunuz Toyota dayanıklılığı ile meşhur bir marka. Bunların da dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Kapı içi gözümüz güzel. Şurada bir eğim var. Arka koltukta yeterli. Buraya bir su şişesi gayet rahatlıkla sığar. Arka koltuklarımızda şöyle bir genel olarak bakalım. Burada güzel bir desen verilmiş. Arkada da kol dayaması mevcut. İçeriye doğru geçelim yavaştan. Ön koltuk hemen hemen benim sürüş pozisyonuma ayarlıyken arkadaki diz mesafesi bir karış. Baş mesafesini de şöyle göstereyim. 4 parmaktan biraz fazla. Arka ortada bir havalandırma üfleşlerimiz mevcut ve şaft tünelimiz yok denecek kadar az. Şöyle kol dayamasını indirelim bakalım. 2 adet bardaklığı mevcut kol dayamada. Güzel bir kol dayaması mevcut. Şöyle oturduğumuz zaman da orta koltukta 3. kişi yine bir C sınıfı standartlarında seyahat edebilir. Arka dönüne genel bakışta böyle, ön tarafta güzel görünüyor. Bu aracı nasıl incelememizin nedeni olan şeyi 1.5 Dynamic Force motoru. Ona da birazdan bakacağız. Şöyle içerideyken anahtarını da göstereyim. Klasik Toyota'nın yıllardır kullandığı anahtar. Şimdi birlikte bakacağız, ekranlarına falan da bakarız. Ön tarafa doğru yavaştan geçelim. Tamam. Şöyle ön tarafa doğru yavaşça geçelim. Burada kapı üstlerimiz yine sert, ancak üstü güzel bir malzemeyle kaplanmış. Verdiği hissiyat hiç fena değil. Ayna ayarlarımız var. Otomatik kaplanır. Aynamız mevcut bu araçta. 4 cam otomatiğimiz de yine burada. Burası yine kumaş. Güzel bir. Elimize attığımız yerler güzel, kaliteli. Burada bir şişesi koyabileceğimiz göz var ve buradaki göz de gayet güzel. Şöyle yavaştan içeriye doğru geçelim. Şimdi burada far yükseklik ayarlarımızı görüyoruz ve lastik basınç sensörümüzün şeyini görüyoruz. Buradan kaputu açacağız. Birazdan bakacağız zaten. Otomatik far sensörü, yağmur sensörü bu araçta mevcut. Şöyle yavaş anahtarımıza takalım. Bir bakalım. Hayalet bir göstergemiz mevcut. Şunlar analog. Devir saati, yakıt vesaire analog. Bu ortası hayalet. Şuradan kontrolleri yapılıyor. Yukarı aşağı yaparak değiştirebiliyorsunuz. Kapıyı kapatayım. Yakıt seviyesi düşük diyor. Sürüşe hazır değil. Teşekkür ederim.
kapıyı kapattığınız zaman da gayet içerisi rahat, ferah, rahat diyorum, sessiz. Buradan ses kontrolümüz, sesli komut, bluetooth ve menü kontrollerimiz var. Burada hız sabitlememizin ayarı mevcut. Bu araçta hız sabitleyici de mevcut. Yana doğru geldiğimiz zaman otomatik klimamız var. Çift yönlü dijital bir klima. Dörtlü butonumuz buraya tercih edip konumlandırılmış. Ve havalandırma flaşları da ekranla dörtlünün arasına koyulmuş. Bu ekran güzel. Home şu an ana menüdeyiz. Menü diyorum. Grafikler güzel. Dokunmatik hassasiyeti de hiç fena değil. Geçişler kolay, hızlı. Audio. Bu araçta navigasyon yok. Ancak koyulmuş. Telefona geçiyoruz. Bluetooth bağlı değil diyor. Setup. Araç ayarları. Ana menüye geliyorum. Buradan yakıt tüketimini vesairesini görebiliyoruz. Güzel yani. Çok böyle oyuncaklı değil. Hani grafikler vesaire oyuncaklı değil ama dokunmatik hassasiyeti de çözünürlüğü vesairesi de gayet güzel bir ekran. Aşağı doğru iniyorum. Buralar dedi kaplı. Malzeme kalitesi de yumuşak her yer. Güzel. Torpidosu yeterli seviyede. Herhangi bir ışık ve soğutma yok ancak boyutu yeterli. Zaten araçta çok fazla göz var. Şimdi bakacağız birlikte. Burada bir telefon koyabileceğimiz göz var. Dolu paketlerde galiba kablosuz şarj geliyor. Multi Drive S yani CVT şanzıman bu araçta 10 ileri olarak oranlandırılmış. Yani kendini oranlayan elektronik bir şanzıman. Sport tuşumuz, ESF kapatma tuşumuz mevcut. Auto Hold yani yokuşta freni bıraktığınız zaman araç kendini tutuyor. Elektronik park freni var. Burada 2 adet bardaklığımız ve kol devamı mevcut. Kol devamının ileri geri ayarı mevcut. İçine de şöyle bakacak olursak burada 12 voltumuz mevcut. 1 adet de USB'miz var. Boyutu da fena sayılmayacak seviyede. İçinde de halı bir kaplama var. Şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru kayalım. Yukarıda makyaj aynalarımız var. Işığı yok maalesef. Burada SOS butonumuz yani acil yardım butonumuz. İç aydınlatmalarımız halojen. Dışarı çıkalım şimdi. Bize bir de kaputu açıp kaputa bakalım. 1.5 Dynamic Force motora birlikte bir bakış atalım. Evet, motor kısmına geldiğimiz zaman da herhangi bir kaput amortisörü veya yalıtım yok. Çünkü 1.5 3 silindirli gördüğünüz gibi 3 tane ateşleme bobinimiz var. 123 beygir güç üretiyor. Bu da akümüz, sigortamız vesairesi yerleştirilmiş. Motorun yerleşimi güzel. Burada zaten antifrizimiz vesaire. Bu motor yeni teknoloji. Dynamic Force direkt enjeksiyonlu. Biraz farklı bir teknoloji. Çalışma şekli de diğerlerine göre farklı. Atmosferik tercih etmişler. Bu motor turbo olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama teknik verileri de sağdan soldan çıkıcı olacaktır. Şimdi yavaşça isterseniz kapanışa doğru geçelim. Evet, bugün yeni Corolla ile birlikteydik. Yenilenen 1.5 motora baktık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.